Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 9-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye geneli Töder yayınlarının Türkçe sorularını çözmüş olacağım. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirmelidir demiş. Bakın arkadaşlar parçaya baktığımızda birinci boşluğa hayatlarının ifadesi gelmesi gerekiyordu. İkinci boşluğa da değerli arkadaşlar değişmeler ifadesi gelmesi gerekiyordu. O yüzden de doğru cevabımız birinci soru için C seçeneğidir. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisi ayraç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır diyor. Bakarsanız arkadaşlar dördüncü cümleye algı demiş, tanım demiş. Algı tanım değildir değerli arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki suyun başını tutmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlar yine B seçeneğine baktığımızda sanat alanlarında etkin pozisyonda bulunmak ifadesini görüyoruz. Zaten bir kişi suyun başını tutmuşsa nedir? Etkin pozisyondadır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soru bu parçada geçen edebiyatın gaz pedalı olma sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arabalarda gaza bastığımız zaman ne olur? Araba hızlanır ve gider. Dolayısıyla ilerlemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız edebiyatın ilerlemesini sağlama olacaktı. Yani B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır demiş. Değerli arkadaşlar A seçeneği özneldir. B seçeneği de özneldir. C seçeneği de özneldir arkadaşlar. D seçeneği ise nesneldir. Kanıtlanabilir. Bu da öznel olduğundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Altıncı soru. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın C seçeneğine baktığımızda yeni neslin diğer milletlere ait düşünce akımları hakkında fikir sahibi olabilmelerini sağlamak, Türk edebiyatını hor görmeden diğer milletlerin edebiyatlarıyla mukayese etmek gerçekleşir diyor. Metne baktığınızda ise değerli arkadaşlar tamamen C seçeneği ile eşleştiğini göreceksiniz. O yüzden doğru cevabımız da yine C seçeneğidir. Yedinci soru. Bu parçanın aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle tamamlanması uygun düşer demiş. Bakın uygun düşeni soruyor bize. Burada da değerli arkadaşlar çivi çiviyi söker atasözü bu parçayla uygunluk göstermektedir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneğidir. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralandırılmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakın arkadaşlar kaynaştırma vardır diyor birinci cümlede. Bakın burada nedir? Y kaynaştırma harfidir arkadaşlar. O yüzden nedir? A seçeneğini elemiş olurum. İkinci cümlede ünsüz benzeşmesi vardır diyor. Bakın arkadaşlar açmıştı derken burada ne var? Benzeşme var. O yüzden ben B seçeneğini de elemiş olurum. Üçüncü cümlede ünsüz yumuşaması vardır diyor. Hemen bakın şurada K sesinin yumuşak G olduğunu görüyoruz. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Dördüncü cümlede ünlü düşmesi vardır diyor. Bakalım arkadaşlar nerede? Burada yalnız kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Yalındır. O yüzden ünlü düşmesi olmuş. D seçeneğini deniriz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. Ünlü daralması söz konusu değil arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakın arkadaşlar. Bodur ardıçlar, yaban gülleri ve geyik dikenlerinin aralarına kurulmuş kamp çadırları buradan çok güzel görünüyordu ifadesinde. Görünüyordu yüklem. Görünen ne? Bodur ardıçlar. Dolayısıyla arkadaşlar dönüşlü bir eylem demiştir. Bu dönüşlü bir eylem değildir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. C seçeneğine bakalım arkadaşlar. Üçüncü cümlede ilgi zamiri kullanılmıştır diyor. İlgi zamirimiz nedir? K2'dir. Hemen bakalım. Sonra iki antik Likya yolu üzerinde bir yerde çadır kurarak konaklamalı diyor. Bakın ki 2miz yok. O yüzden doğru cevabımız da nedir? C seçeneğidir. 11. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem iyilik hem tamlayan eki almıştır diyor. Arkadaşlar 5 numaralı cümleye bakacak olursanız İstanbul ağzı demiş arkadaşlar. Bakın şuradaki birinci ı nedir? Bu arkadaşlar iyilik ekidir. Belirtil isim tamlaması yapıyor. Yine ağzının incelikleri dediğimde ise arkadaşlar buradaki ın ekinin tamlayan eki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneğidir. 12. soru. Bu parçada yanlış yazılan kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakın arkadaşlar. Bitişik yazılması gereken ki ayrı yazılmıştır diyor. Böyle bir kullanım olmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. 13. soru. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Bakalım arkadaşlar. Bakın Fransızcanın derken Nuneki'nin ayrılmaz arkadaşlar. Biri elemiş oluruz. İkinci cümlede doktor böyle yazılmaz arkadaşlar. Nasıl yazılır? DR şeklinde yazılır. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümlede ise yine nokta kullanmış, ince ikini kullanmış. O yüzden arkadaşlar üçü de elemiş oluruz. Dördüncü cümlede ise satlığa demiş arkadaşlar. Bu da yanlış bir kullanımdır. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneği olacaktı. Satılığa olması lazımdı dördüncü cümlede. 14. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere getirilebilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Hemen hepimiz bir tüketim çılgınlığı içindeyiz demiş. Nokta. Neyi harcıyoruz? Virgül. Neyi tüketiyoruz? Soru işareti. Tabii ki doğayı, çevremizi. Cümle bitmediği için neden nedir arkadaşlar? 3 noktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız da B seçeneği olacaktı. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç işareti öbürlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda Türkçe'de bütün sözcükler köklerinin iki ana kümeye ayrılabileceğini biliyoruz ifadesinde bunu açıkladığı için nedir arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneğidir. 16. soru bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı bakımından geçişsizdir diyor arkadaşlar. Geçişsiz fiiller nedir? Nesne alamayan fiillerdir. İnsanın ruh dünyasını böylelikle sanat sayesinde saflaşır ifadesinde arkadaşlar saflaşır yüklem saflaşanla insanın ruh dünyası özne görmüş olduğunuz gibi cümle nesne alamadığı için doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. 17. soru. Aşağıdakilerin hangisi bu cümle ile ögeleri ve ögelerin dizişi yönüyle özdeştir? Yani aynıdır demiş. Şuradan sonrası arkadaşlar komple nedir? Yüklemdir değerli arkadaşlar. Böyle bir konumda olan neymiş? Edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki özne. Özne ve yüklem olan nedir arkadaşlar? Bakın D seçeneğidir. Burada da dilin tarihi süreç içerisinde yaşadığı tüm gelişmeler özne. Arkadaşlar zamanla yaşanan değişimin sonucudur da nedir? Yüklemdir. Dolayısıyla doğru cevabımız da D seçeneği olacaktı. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır diyor. Arkadaşlar bakacak olursanız doğru cevabımız ne olacaktı? A olacaktı. Festival süresince her gün düzenli olarak bakın her günse zaten nedir? Düzenli, düzenlidir. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanımı vardır. Evet, 19 ve 20. soruları bu parçaya göre cevaplayınız demiş. 19. soru da bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakın arkadaşlar burada çıkarılamayan nedir? Romanda bize sunulan sadece gerçek dünyadır diyor. Sadece dediği için doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir demiş 20. soruda. Burada da arkadaşlar betimleme yok, fantastik bir anlatım yok, emredici cümleler yok. Gelecekten herhangi bir şey bahsetmiyor. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneğidir. 21. soru. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Arkadaşlar A seçeneğini nitelik bildiren sözcükler diyor. Niteleme sıfatları fazlasıyla var arkadaşlar. Yine dikkat edecek olursanız kişileştirme var demiş. Şurada bıkıp usanmadan ifadesini görüyoruz. Burada kişileştirme vardır. B seçeneğini incelemiş oluruz. Benzetme söz konusudur diyor arkadaşlar. Bakın şurada bir çiçeğe benzeyen nil ifadesini kullanmış. Burada da benzetme söz konusu. Betimleyici günler zaten ağırlıkta kullanılıyor arkadaşlar. E seçeneğini elemiş oluruz. Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. Herhangi bir tanımlamaya yer verilmemiştir. 22. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Kıymetli arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız 2 numaralı cümle anlatımın akışını bozmaktadır. Urartulara dayanan tarihi ile Harput sonradan kurulan Anadolu beyliklerinin de eşsiz merkezi olmuştur ifadesi anlatımın akışını bozmaktadır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Burada da değerli arkadaşlar dördüncü cümleye dikkat edin. Dördüncü cümleden sonra artık konunun farklı bir alanına değinmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 24. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerinden hangisiyle sürdürülebilir demiş. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir mutlu olabilmek için hayatın kötü yönlerini değil güzel yönlerini görmeye çalışmak gerekir olması gerekiyordu. Çünkü parçada da buna da değinmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. 25. soru. Bu parçada asıl eleştiri konusu edilen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın arkadaşlar yine parçayı dikkatli okuduğumuzda eleştirilen konu nedir? Kitapların okunmak yerine başkalarına göstermek için alınması ve bunların kitapla bu şekilde konulmasıdır. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı. 26 ve 27. sorulara geçiyoruz. Bunları da arkadaşlar yine aynı parçaya göre cevaplamış olacağız. 26. soru bu parçada söz edilen araştırmanın sonucundan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Arkadaşlar parçayı dikkatli okuduğumuzda araştırmaların temelinde insanlar için uzayda yaşamın mümkün olup olmadığını tespit etme amacı vardır olması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Yine 27. soruda da bu parçaya göre yargılardan hangisine veya hangi hangilerine ulaşılabilir demiş. Parçayı incelediğimizde arkadaşlar yalnızca bir A seçeneğine ulaşıyoruz. Yani uzay istasyonlarında daha önce de bitki yetiştirildiği unsuruna ulaşıyoruz. Diğer iki unsura nedir? Ulaşamıyoruz. Evet 28. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki düşünceleri savunan fotoğraf sanatçısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Arkadaşlar burada söylenemeyen şey nedir? Çalışmalarının her aşamasını planlamaktadır ifadesine dikkat edecek olursanız hiçbir şey tasarlamadım. İçimden geldiği gibi davrandım ve hayatım boyunca karmaşık şeylerin peşinden gittim diyor. Çalışmalarını planlamadığını arkadaşlar buradan anlıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? E seçeneğidir. 29. soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Arkadaşlar burada alıntı var, Yenileme var arkadaşlar, ikileme var bu parçada. Bilgilendirme amaçlı yazıldığı belli zaten. Tarihsel bir bilgiden de bahsediyor. Yine parça bir sonuç cümlesiyle bağlanmıştır diyor. Bakın şurada neticede ifadesini görüyoruz. Dolayısıyla da bir sonuç bildiriyor. E seçeneğini elemiş oluruz herhangi bir diyalog olmadığı için doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 30. soru. Bu parçada Mimar Kemalettin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda değinilmeyen şey nedir? Ulusal mimari ile batı mimarisi arasında bir sentez kurduğuna ne yapmamış? Değinilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktı arkadaşlar. 31. soru. Bu parçadan sızıntı gazeteciliği hakkında aşağıdakiler aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz demiş. Baktığımızda değerli arkadaşlar meslek etiğine aykırı olduğu için gazetecilik anlayışına sığmamaktadır ifadesi nedir? Doğru cevabımız olacaktı. Böyle bir şey parçadan çıkaramıyoruz. 32. soruda da bu parçaya göre kurumların ve hükümetlerin halkı ilgilendiren bir konuyu saklayamaması konusunda bilgilerden hangisi veya hangileri etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar burada 1, 2 ve 3 numaralı öncüler etkili olmuştur. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneğidir. 33. soru, parçaya göre sorun giderme eylemi aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır diyor. Bakacak olursanız arkadaşlar, beklenmeyen bir durumun oluşturduğu şaşkınlığı giderme çabasındandır. Dolayısıyla doğru cevabımız da yine E seçeneğidir. 34. soru, bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur diyor. Arkadaşlar Parçayı okuduğumuzda en uygun cümle hangisidir? Karakterlerimin gerçeklik payı epey yüksek ifadesini getirebiliriz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktı. 35. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yine son zamanların favori sorularından biri. Geçen sene üniversite sınavında da çıkmıştı. Bu diyalogda boş bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir diyor. Bakın arkadaşlar parçayı incelediğimizde C seçeneğinin getirilebileceğini görüyoruz. Birinci boşluğa tarihi romanlar ders kitabı olarak okutulmalı mı? İkinci boşluğa da siz tarihi roman yazarı ile tarihçi arasındaki fark konusunda ne düşünüyorsunuz ifadelerini getirdiğimizde anlamlı bir bütün oluşturduğunu görmüş olacağız. 36. soru bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri getirilebilir demiş. Parçayı okuduğumuzda değerli arkadaşlar burada Yalnızca bir numaralı cümlenin getirilebileceğini görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneğidir. 37. soru. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır diyor. Yine arkadaşlar dikkatlice para paragrafı okuduğumuzda burada nedir? C seçeneğini görüyoruz. Yani alanında uzman kişilerin uyarlarının dikkate alınmamasından yakınıyor yazar değerli arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneğidir. 38. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bakın arkadaşlar yine paragrafı dikkatlice okuduğumuzda nazmın nesirden daha çok tercih edildiğine hiçbir yerde değinilmemiş. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. 39. soru. Yine arkadaşlar 39 ve 40. soruları yandaki metne göre cevaplamış olacağız. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakın arkadaşlar parçayı dikkatlice okuduğumuzda şu son kısımda özellikle İngiltere'ye çay bitkisini ilk kez Portekizli kraliçe Katerin'in getirdiği söylenemiyor. Onun gelmesiyle yaygınlaşmış ama ondan önce de çayın İngiltere'de var olduğu söylendiğinden dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. 40. soruda da bu parçada çay bitkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Burada değerli arkadaşlar ilaç olarak kullanılana değinilmiş, ticaret ürünü olduğuna değinilmiş, imrenme yoluna yaygınlaştığına değinilmiş, sosyal alışkanlık yaratıldığına değinilmiş, erken çağlarda bilinmediğine değinilmediği için doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.